Arkadaşlar merhaba. Bu jantı ve bu fren disklerini hatırlıyor musunuz? Çoğunuz hatırlıyor. Çünkü en çok izlenen testlerimizden bir tanesidir. Astra OPC. İşte bu araç da aynı araç. Yıllar sonra yine bulduk. Hatta şöyle, ben Honda Icona videosu çekiyordum. Yanımıza geldi. Bundan önceki sahibi. İşte ben bu, sizi biliyorum, ben bu arabanın videosunu izledim, evet abi. Bu disklerini siz kızartmıştınız bu arabanın, evet abi, hatta yapan da bendim işte arkada. O gece bayağı bir kullanmıştık Ant'la beraber. Sonra nitekim Özhan bize mesaj attı. Dedi, abi dedi, araba bende, istediğin zaman gel çek. Hatta ben İstanbul'a geleceğim, piste girelim, piste çekelim. Dedim süper, harika, çünkü bu arabanın hakkı pist. Ve pistteki performansını da çok merak ediyordum. Dedim abi 10 Kasım'da son pist günü, Atatürk'ümüzün de andık bugün. Piste de girdik. Teşekkür ederiz öncelikle. Ben hoş geldin. Ederim, hoş bulduk. Benim için güzel bir deneyim oldu. Altındaki aracın hangi varlıkta, ne şartlarda nasıl kullanım olabileceğine dair çok ciddi deneyimler elde ettik. Yani burada tabii güven ön şart olmak kaydıyla seni gördük. Bundan önemlisi aynen, tekrardan aynen. Bu mutluluk verdi bize o yüzden. Özel bir araç. Göründüğü gibi değil. Yolda özellikle ışıklarda sorulan şey, araç orijinal mi? Orijinal. Tamponları nereden buluruz tarzı bir sual oluyor. Ne yazık ki Türkiye'ye sayı olarak çok az getirilen araçlardan mavi bir tanesi. Var. Doğru. Bu var, beyaz evet. Var. Üçüncüsü şaibeli, o bilinmiyor. Üçüncü bilinmiyor. Evet, onun yerini bilmiyoruz ne yazık ki. Opelciler yazar hemen ya, bana doğru. Videoda falan yorum olarak doğru. Falan yazarlar. Sokaklarda az denk gelen bir araç. Dikkat çekiyor ister istemez. Geçmişten yana aracın özelliklerini sen daha iyi bildiğin için abi bu yorumları daha çok sana vallahi bakıyorum. Valla şimdi bir güzel nokta da stok olarak muhafaza edilmiş olması. Evet. 2 litre, 280 beygir, 400 tork ama o zaman hatta Dynayozakonlar 480 tork olduğunu falan söylüyorlar. 0-100'ü 6.3 gibi bir şey hatırlıyorum. Evet. Kitli diferansiyeli var, Torsen kitli diferansiyeli var. 20 inç devasa jantlar ve frenler. Frenleri 350 milim. Brembo'nun 4 pistonlu frenleri. Özel bir ön takım sistemi var. Bunda Revo Knuckle diyor Ford. Opel'de tam ne adı bilmiyorum ama torque steering'e, yani gaza evet. Bastığında sağa sola oynamasın doğru, diye. Doğru, doğru. O hareketi hı hı. Ayıran, yani süspansiyon hareketiyle direksiyon hareketini ayıran bir alüminyum sistemi var. Komplike bir ön takımı var arabanın. İyi bir asfaltta çok güzel hissediliyor ama kötü bir tabii. Asfaltta o direksiyon savurmasını, beni nereye götürüyorsun tarzında bir formda piste hissettiriyor. Piste nasıldı? Sen de kullandın. Ben tekrardan belki yineleyeceğim, belki dile getirmek istiyorum ama ilk 5 dakikada bitse de bir an önce insek durumuna indim. Arabanın artık göğsünü tutacak durumdaydım. Hani çok farklı bir şey. Özellikle koltuklardaki kavrama durumu sağa sola savurmanın ciddi anlamda önüne geçti. Ya zaten şöyle bir koltuklara bir tekrar. Biz zaten Özhan'la birlikte koltuklardan bahsettik ama abi şu AGR onaylı koltuklar, konforsa konfor, tutuşsa tutuş, yani arabayla bütünleşmenizi sağlıyor. Ya muhteşem. Zaten sürüş pozisyonu arabanın gerçekten güzel. Mini de nasılsa bunun da öyle. İçine gömülüyorsun. Evet. Normalde arabanın üstünde gibisindir. Bunda böyle gömülüyorsun. Doğru. Açısı çok iyi. Bir de bu arabanın tasarımı çok güzel. Evet. Böyle sülün gibi bir tasarım. Kaslı bir yapısı var. 20 inç anca dolduruyor bu arabanın evet. Çamurluğunu. Mesela ben görüyorum normal GT'lerde 18 var. Ya 18 de büyük doğru. Ama minicik duruyor. 20 çok güzel dolduruyor. Evet. Yani arkası falan. O egzozu, egzoz sesi. Evet. Bu arada lastik eserlerini abi görüyorsun. Tabii. O lastik ve kurum. Arabanın nadir tanıştığı şeylerden bir tanesi. Heh, tamam, bu da öyleydi. Bagajımız dolu. Güzel, senin evet. Proteinler orada tabii. Aslında ben evde kedi besliyorum. Ha, onun mamalar mı var? Beslemeye başladığımdan beri özellikle tamam. Dışarıdaki yavrulara da aynen, gördüğüm buradan zaman. Da bak süper bir şey. Dayanamıyorum. O yüzden ciddi bir hayvan severiz. Biz de bir evde ara olmasın. Öyle alıyorduk. Hı hı. Bitti sonra almadık falan ama hı-hı. Bazen böyle Migros'ta orada burada evet, alıp doğru. Tutuyoruz. Havalarda soğuyor. O yüzden aynen. Yavruları sevelim. Aynen. Güzel. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. Teşekkür ederim. Bagaj da güzel. İki kişiyi götürür. Tabii OPC yazısı falan. Ya araba çok güzel. Ama tabii bak bir eleştirim olacak. 20 inç çok güzel. Çok görünüş olarak çok dolu dolu ama pistte yanağa bayağı biniyor. Ben basınçları da indirdim. Hı-hı. Ama bayağı bir yazılara kadar neredeyse indi. Bunu böyle 18 ile 19 ile ve daha spor bir lastikle, pist doğru. Lastiğiyle kullanmak daha iyi olur. Belki diğer başka bir farklı jant moduyla 17-16'da kullanmak nasip aynen. Olur. Hayırlısı diyelim. Bir içine de geçelim. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu arabanın sürüş pozisyonu muhteşem ya. Muhteşem ya, gömülüyorsun, destek çok iyi, ayarlıyorsun istediğin gibi. Bir direksiyon tipi bahsetmiştik. Evet. Biraz tipsiz bir direksiyon var. Bir de kobra başı bir vites var. Evet. Hani daha sportif bir vites.
Gerçi ele çok iyi oturuyor bu arada. Belki hani, şehir içinde surate belki meyledilmesi. Şöyle meşhur mandallı. Hani mandallı olduğu için değişmez de bu. Doğru. Ama sürüş pozisyonu çok iyi. Yani arabanın içi bence artık demode kaldı. Şu tuşlar, milyon tuş var burada. Doğru. Bu arabaya bir mekanik el fren de isterdi. Bunu zaten andın testinde de bahsediyorduk. Ama ben şunu fark ettim. Donanım olarak çıkan Opel'lerin iki tipi mevcut. Biri full donanım, diğeri standart donanım. Standart donanımda el frenleri var. Ha. Gördüm. Mesela Recaro koltuklarda ısıtma olmayanları var. Bel desteği olmayanları var. Normal Recaro koltuk. Bir de aynı zamanda direksiyon ısıtmaları olanlar var. Mesela bizim en full paketin sadece Avrupa'da, mesela Rusya çok soğuk bir ülke olduğu için onlara direksiyon ısıtma paketi gönderiyorlar. Şu tuşu da onun için yapmışlar zaten. Boş olan. Bir boş o var. Doğru. Bir de şu var. Doğru. Kullanışlık açısından bir şey yok bu arada. Yani torpidosu, saklama gözleri, burada işte kol altı falan. Onlarda hiç sıkıntı yok. Sürüş pozisyonu zaten sizi böyle bütünleştiriyor otomobille. Aynı zamanda Infinity ses sistemi var araçta. Aynen. Biz gazlamaktan o ben hatırlıyorum müziğini bile açmamıştık arabanın. Doğru. Teslim etmeden önce bir müziğine baktık falan. Aa iyiymiş falan. Değil bahsetmedik mi? Ya dedik bu arabada müziğe gerek yok zaten. Doğru. Şey bir sesi de var böyle huuuh diye canavar bir sesi var. O sesi duymak keyifli. Tam bir hayvan ya. Yani tırmalıyordu. Piste de bugün kullandık valla. Çok teşekkür ederim ben öncelikle teşekkür ederim. Beklentilerimin üzerinde bir araç olduğunu gördüm tekrardan. Yani sadece düşünsel olarak yapabilir mi diyorduk. Bunu canlı bir şekilde şu anda. Aynen. Satmaktan vazgeçti. Galiba öyle oluyor. O zaman daha fazla konuşmayalım. Pist turuyla bizim seyircilerimizi baş başa bırakalım. Tamam. Böyle tam trafikli falan döndük ama olsun, hissiyatı aldık. Piste görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tadı başka. Evet. Biz de Sedat'ın çekmiştik. İzledin mi bilmiyorum. O da harika bir M3. Şimdi İzmir pistine de çıkacağız onunla. Bakalım. Debriyajı sanki sonradan değişmiş gibi. Bayağı sert. Öyle mi? Evet. Ben alıştığım için bana... Ya da böyle miydi acaba? Tam hatırlamıyorum. Normal geliyor. Bu arabanın frenleri çok iyiydi. Evet. Hatırlıyorum. Ve o işte frenleri kızarttığım zamandan biliyorum. Ki kızartmama rağmen... Daha bitmemişti, iyiydi yani. O dünya çapında konuşuldu o kızartma. Öyle mi? Hala biz OPC Germany, ondan sonra bir de Russia, onlar hep o gruplarla irtibatlıyız. Çatır çıtır. Onlar yani nerede bu, nasıl oldu, ne oldu? Çünkü onunla alakalı ben bir tane video gördüm, ne tabii. Başka bir şey. Bir de geceydi. Evet. Gece işte gazladık ettik. Koltuklar, şu koltuklar şiir gibi ya. Desteği falan. Kullanan da güzel olunca daha şiirsel oluyor. Bakalım işte özlemişiz. Ya şu bak kafa direktliği, evet. Kafasını içeri sokması falan. Evet. Abi fenasın, ne diyeyim. Harikasın. Ama o deneyimi tatlandığın çok belli oluyor, harika. Değil mi? Bak bak buralardaki dönüşü efsane arabanın. Kafayı ne güzel içeri sokuyor. Evet. Ben kendimi merak ediyorum daha sonra. Nerede çıktım ben acaba diye. Lastikleri biraz eskimiş ama. Evet. Biraz buraya sakladım açıkçası.
dönüşte yenileyelim diye. Aslında tabii haklı olarak öyle yapıyorsun ama burada bitik lastikle gelince parçalanıyor. Doğru. Bak çok güzel. Çok güzel. Arkası da evet. Trenle getirebilirsin yani. Doğru. Tren gibi dönüyor. Burada trafiğe denk geldik. Evet. Sivik şansına küs. Evet. Sinan Koç farkıyla. Burada vallahi trafiği keyifle bekliyorum. Keyifle. Aynen. Sesini de hatırlıyorum. Harika. Baksana. Yani tork steer var. Evet. Bir yerden kilit çalışıyor. Bir yerden... Şu an kilit çekiyor güzel. Evet. İşte 20 aslında çok büyük. Yani 20'nin altında bir 18 ile falan girmek daha güzel olabilir. Evet. Oho, bizim EJ burada. Tanıdık mı? Evet. Eyvah. O PC değil galiba. Çok bakımlı, arabasına çok özen gösteren bir arkadaş. Şu an geç fren de yapmıyorum ha. Evet. Korumak için frenlerini. Hani normal tempoda gidiyoruz. Evet. Böyle çok aşırı da binmiyorum tepesine. Bakayım kaçla dönecek burayı. ...90'ları buluyor. Yani arabanın böyle hızını hissettirmeyen bir yapısı var. Doğru. O da biraz eşimli. Kendi aramda ne yazık ki yolda. Yani biraz sakin, böyle sakin, 190'la gidiyorsun ama sanki hiç 190'la gitmiyormuşsun gibi. Doğru. Bir hissiyat var. Kafadan kayıyor ama. Evet. Yani lastikler muhtemelen bitik. Doğru. Kesinlikle. Arka ön yaptım gelmeden önce. Bak şu an gidiyor ama ya 180'iz falan ama öyle hissettirmiyor. Evet. Bak nasıl açıyor. Evet. Bayağı bir tork steer var yani. Evet. Bayağı bir açıyor. Ki bunda kilitli diferansiyel de var. Başarılı ama artık OPC'nin üretilmeyeceğinin üzücü bir örneği. Son nesil araçlar artık bunlar. Bu
önce çıkanları yakaladık. Buraya 2 ile döndüğün zaman acayip sinirli araba. Yani bak şu an çok az. Biraz evet. Biraz bassam kafayı açıyor evet. Anında. Evet, böyleydi. Harika. Soğutalım. Soğutalım hayvanı. Evet. Biz o gün teste de bahsediyorduk. Tam bir hayvan. Yani yola tutunmak için her şeyle çabalıyor. Biraz ben bugün lastiklerin kondisyonunu düşük buldum. Evet, zaten doğru. Sen de dedin lastik eski diye. Evet. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla normal yolda bile gaddar tutuyordu bu doğru, araba. Doğru. Ki burada da çok iyi tutuyor. Hı-hı. Diyorum ya hızını hissettirmiyor diye. Evet. Yani bir bakıyorsun burada 160'lasın aslında. Aa işte hani gerçekten hızını hissettirmeyen bir yapısı var. Ama koltuklar, şu koltuklar yani Opel çok iyi biliyor şu işi. Konforsa konfor, tutuşsa tutuş, hiç koltukta oynamıyorsun. Tamamen bucket seat var. Doğru. Çünkü buradan ayarlayabiliyorsun. Yani bu arabayı piste sokacaksan 18 siliklerle sokacaksın. Ya da 18 jantla sokacaksın. Evet. Belki öyle bir çekimde nasıl daha olur? Yetenekli olur. Çünkü çok ince yanak. Doğru. Yanağa bindiğini hissediyorum. Doğru. Bazı yerlerde bilerek zorlamadım. Evet. Lastik çok gitmesin aha. diye. Onu anlıyorsun artık girip doğru. çıktıkça piste. Yani görsel olarak 20 muhteşem. Değil mi? Ama pistte 18 ve böyle yarı silik ya da normal bir lastik de aslında daha tepkisi iyi olabilir. Kesinlikle. Senin deneyimlerin nasıl? Arabayla ne kadardır sende araba? Ben aşağı yukarı 13 aydır beraberiz. Yani çok da eski değil. Eski değil ama ben açıkçası şu yeni yol yapılmadan önce insanlara garip geliyor. İstanbul Osman Gazi Köprü çıkışından düzeltiyorum. Feribot sonrasındaki yoldan İzmir'e giriş sürem 2.57 falan aşağı yukarı. Vay vay vay. Tabii gece yolculuğunu seviyorum ben. Süper. Ondan dolayı yani 160-170'ler bu araçta normal olarak. Kaç? Normal ortalaman kaç? Maksimalde mi yoksa gidiş süren şey mi? Ya ortalama tüketimin kullanımda. Ya kullanımda açıkçası 20'leri buluyor. Çünkü yavaş kullanımı seven biri değilim. Güvenli olduğu sürece her şey. Biz de 30.8 yapmışız. Ama şey... iniyor şimdi. Evet. 30.3'e indi. Frenler biraz şişti bak. Değil mi? Hissettiriyor. Tabii. Hissettiriyor. Şu an belki hidroliğin de eskiyse. Yok onların hepsi değişti. He, o zaman biraz fren şişti. Şişti. Önemli geldim çünkü. Şöyle dip, şu an dipte tutuyor. Değil mi? Doğru. Aynen. Bir soğuması lazım. Evet. Bir de gece sürüşünde panel karartması var. Tabii. Zifiri oluyor. Harika bir görüntü. Komple yola adapte olabiliyorsunuz. Farları iyidir. Evet. Bu konuda başarılı. Vallahi çatara patara. Zalim polo. Pololar zalim zaten. Çok modifiyeli arabayı sevmiyorsun galiba abi. Seviyorum ama hakkıyla modifiye edilmiş arabayı seviyorum. Yoksa çok seviyorum. Evet. Hani öyle bir algı var sanki modifiyeli sevmiyormuşum gibi ama hakkıyla modifiye edilmiş arabayı çok seviyorum. Yani iyi modifiye candır. Değil mi? Fren yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Demin bayağı dipteydi. Ama özel bir arabanın sahibisin, değerini bil. Çok şükür. Bir ara satıyordun. Şimdi vaz mı geçtin? Şimdi testten sonra vazgeçtin. Testten sonra hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Ya çünkü gerçekten bunu satsam ne alacaksın? Yani bir muadil araç görmüyorum. Yani şunu yol tutuşuyla alakalı da kafalar o konuda ne yazık ki karışık. Biraz daha yeni bir şey belki ama belki hakikaten ama... bunu şimdi sen 240'a koymuşsun. Hı-hı. 240 hadi dedin 200'e 220'ye sattın. Evet. Ne alacaksın? Kafamda net bir model de yok işin garip İşte tarafı. Abi satma. Bak Opel candır. Hele OPC daha candır. Opelciler valla yazarlar sana, kızarlar. Abi ilanla çekersem arabanın adını Sinan Koç koyacağım. Aynen. Ama araba gerçekten çok iyi ya. Ya ben böyle bir aracın böyle senin gibi özel bir insanla çekimli olduğu için ayrı teşekkür bir mutluluk ederim. Duydum. Teşekkür ederim. Ne olursa olsun. Yani teklif geldi gelmedi değil de sıcak bakmadım ama... hem mizacı olarak hem kullanımın bu konudaki profesyonel evet. hayatın bana ayrı bir güven veriyor. Teşekkür ederim.
Yani şöyle, dur şu kadrını durduralım. Ya bu araba bizim için gerçekten özel bir otomobildir. Biz o gece teste geldiği zaman bütün gece arabayı tanımak için gazladık. Yine buralardaydık zaten. Ondan sonra işte o frenleri kızarttığımız zaman da o zamandı. İşte dünyada muadil olmayan resim o. Allah Allah, yani onu da öğrenmiş olduk, iyi valla. Çünkü yabancı birkaç Instagram hesabında gördüğümüzde görüntünün gene buradan aldığını onlar da söylediler. Allah Allah, değil iyiymiş. Hı-hı. Mesela OPC var, sport modu var. Sportta biraz daha sakinleşiyor. Sportta biraz daha sakinleşiyor. Evet. Piste OPC ile gitmek mantıklı ama yolda sport daha iyi. Kesinlikle. Çünkü daha çok agresif oluyor araba öbür türlü. Ben açıkçası şehir içinde OPC kullandığım nadirdir. 1-2 o da sollama dışında çok. Yani üzücü Opel'in OPC getirmemesi tekrar. Çünkü çok güzel ya, çok. Bu arabanın hatta Almanya'da VLN'de yarışanı falan da vardır. Bayağı keyifli. Oturuş yani, pozisyonu harika arabanın. Yani baksana, hakimiyet sende. Doğru. 2016-2017'ye kadar üretimi oldu araçların. Yani hala öyle mi? Tabii dışarıda 1000 kilometre, 2000 kilometrelik araçlar var fabrikadan çıkan. Vay harikaymış. Tabii Türkiye'deki en sıkıntılı durumu yedek parça problemi. Keşke olmasa. Yani bir şey getireceğiniz zaman aracın herhangi bir donanımıyla alakalı, yani 30-45 binden aşağı hiçbir şey getirtemiyorsunuz. Bir turbo revizesi olacak veya da başka bir problemle alakalı. Onda büyüteceksin turboyu. Aynen, yapacak bir şey yok. Büyüteceksin turboyu ama stok halinde aslında yeterli bir çok araba. Çok yeterli, çok yeterli. Bir problem yok. Arabayı soğuttuk biz. Evet. Turumuzu girelim. Bir tur daha var zaten. Hı. Muhtemelen bayrak sallayacaklar. Evet. Fazla da yormaya gerek yok. Hı-hı. Hayvanın. Kilit güzel iş yapıyor. Evet. Ama lastik biraz daha kondisyonu kesinlikle, düşük olduğu için kesinlikle hissettim. Araba böyle gövdesiyle kafa açıla açıla doğru, gidiyor. Doğru. Olsun. Tek kelimeyle muhteşemdir abi. Hoşuna gitti mi? Ki dediğim gibi aslında daha böyle fren falan çok daha fazla oturtabilirim. Daha geç fren yapabilirim ama biraz yorgunluk sezdim ben, frende. Ben bir yarış otomobilinde tek biri getirmeye elden değil diyorum, başka bir şey değil. Tabii şöyle, yani yolda gazlamakla piste gazlamak kesinlikle, bambaşka bir kesinlikle şey. Onun için normal, eğer hiç sen bu arabayla piste girmedin hiç. Yok, değil girmedim. Mi? Yok girmedim. İlk deneyimdi bu zaten. O normal. Burası da hızlı bir pist. Evet. Onu hissetmen gayet normal. Saz çalmaya başladın ister. Evet, onları şimdi çekelim bakalım. Gene bir sesini duydum bak. Değil mi? Çatır çutur. Demek ki bu Brembo'ların şeyi bu. Doğru. Bak onları bir çekelim. Ki bayağı soğuttuk. Egzozdan da geliyor tabi. Bakayım diskler kızarmış mı? Kızarmamış ama bir çatırdılar vardı başta. Ondan sonra çok keyifli, özlemişiz. Tabi biraz lastiklerin durumu eskimiş ama gene de 20 inç tabi omuzu biraz biniyor. Ama yine de kilit falan iyi iş yapıyor, araba güzel yürüyor. Direksiyon, koltuk falan harika. Sen anlat abi, nasıl geçti? Gerçekten çok farklı formda, kondisyonu çok özel bir araçmış. Bunu bir kez daha tescillemiş olduk. Böyle profesyonel sürüş deneyimi olan bir kişiyle. Benim için çok gurur verici oldu. Vallahi gayet keyifliydi. Yani satma konusunda beni bir de çok... stok olması güzel. Kesinlikle. Hani bıraktığımız gibi. Doğru. Bir işte senin stickerlar var. Evolution Fitness. İzmir'de değil mi senin? İzmir, doğru. İzmir'deyim. Vallahi Özhan'cığım çok teşekkür ederiz. Ne demek? Vallahi çok keyifliydi. Aynı şey benim için. Anılarımızı da yad etmiş olduk doğru, senin doğru sayende. Kesinlikle. Çok böyle unutamadığımız bir arabadır bu. Çok doğru keyiflidir. Öyle olduğunu bir kere daha ispatladı. Yurt dışından sesimi duyunca dayanamadım ben de. Aynen. Buradan yurt dışındaki... Sen yurt dışı vasıtasıyla mı bizim şeyi gördün? Evet, testi? Orada bir tane Astra OPC vardı. Bizim de bir tane beyaz OPC'miz var. Neredesin bir Astra OPC diye ben etiketleyince tamam, orada. Ondan sonra zaten tamam kontak başladı.
Vallahi arkadaşlar bu videomuzdan da böyleydi. Astra bir kere daha rüştünü ispatladı. OPC, gerçek OPC. Artık bunları pek göremeyeceğiz. Doğru. Biz şimdi bir seansta mini ile döneceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada da arkadaşlar Ali arkadaşımızın OPC'si diyelim. Aslında 1.4 turbo ama OPC'den daha çok OPC duruyor. Ya bir frenlere bakmayın. Yanıyor gerçekten araba. Bir de buna ek olarak harika özellikleri var. Bir kere şu kadranları göstereyim size. Çok güzel yeni nesil kadran. Ama hani onu da geç. Şu olay bitirdi beni ya. Model X'in içindeyim şu anda. Yani bu DS4, DS5'lerde falan da vardı. Bayılırdım. Muhteşem ya. Al sana sunroof panoramik. Uçuyor, teknede gibisin yani. Back to the future, buradan geleceği bil. Direksiyon farklı mı? Yok, direksiyon da aynı. Aynı. Bu bayağı OPC, bir tek işte Türkiye şartları. Ulan var ya, imkan verseler bize zaten neler olacak. Bir motor eksik kalmış, yani, bir fren tamam. Aynı. Vallahi elinize sağlık. Şu olay bitirdi beni ya. Şunu da çıkar. Tamam işte, böyle şey.